Topluma önderlik, mihmandarlık eden yüz binlerce insanın, imamların, din görevlilerinin temsilcileriyle beraberiz. Efendim, Türk Diyanet Vakfı Senih Genel Başkanı Sayın Nur Bey ile beraberiz. Nur Ünal. Efendim, Ramazan-ı Şerif geldi. Ramazan-ı Şerif'te yükünüz bir kat daha arttı. Hem sosyal vefa destek hattında hem camilerimizde görevler devam ediyor. Nasıl efendim? Son durum nasıl? İmamlarımızın durumu nasıl? Ne gibi sorunları var? Nelerle uğraşıyorlar efendim? Öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum. Milletimize, İslam alemine hayır, huzur, sağlık getirsin. Tabii bütün insanlığa da sağlık getirsin. Çünkü Covid-19 salgınıyla bir yıl aşkındır bütün dünya olarak uğraşılıyor. Tabii millet olarak bizler de uğraşıyoruz. Kayıplarımız var. Allah rahmet eylesin. Şu anda hasta olan vatandaşlarımız var. Bizim görevlilerimizden de şu anda hasta olanlar var. Hastanede, evinde. Bütün hastalarımıza da Yüce Allah'tan şifa diliyorum. Tabii bu süreçte sonuçta hayat devam ediyor. Tabii hayat devam ederken de Diyanet üzerine düşeni de hem salgın noktasında yerine getiriyor hem de toplumu din konusunda aydınlatmak gibi bir görevi olan kurumumuz, yani Yüce Din İslam'ı milletimize anlatan, öğreten ve örnek olan bir kurum olma hasebiyle de görevlilerimiz vasıtasıyla toplumuza din hizmetini sunmaya devam ediyor. Tabi Ramazan ayında din hizmetleri biraz daha farklılaşıyor, biraz daha yoğunlaşıyor. Hem vatandaşlarımızın camilere olan rağbeti, ilgisi artıyor. Hem görevlerimizin görev anlamında da biraz daha yoğunlaşmış oluyorlar. Çünkü Ramazan'da biliyorsunuz mukabele okunuyor. Camilerimizin hemen hemen tamamında mukabele okunuyor. Aynı şekilde cemaat biraz daha fazlalaşıyor. Dini sorular biraz daha fazlalaşıyor. Tabi bunun yanında din görevlilerimiz 5 vakit görevlerini yaparken aynı zamanda salgın nedeniyle de sosyal vefa destek gruplarında, mahalle denetim gruplarında ve filyasyon ekiplerinde aynı hizmetlerine de devam ediyor. Tabi burada şunu da söylemekte fayda var. Ramazan ayında malumunuz teravih namazlar çok önemli. Tabi bu sene salgın nedeniyle teravih namazlarımız evlerimizde kılıyoruz. Çünkü hem sokağa çıkma yasağı akşam 19 olarak belirlendi. Zaten daha öncesinde de salgının yayılmaması vesilesiyle teravih namazlarımızın evlerde kılınmasını Diyanet İşleri Başkanlığımız açıklamıştı. Geçen sene hatırlarsanız camilerimizde cuma namazı bile kılamadık. Salgın nedeniyle. O yüzden şu anda bir geçiş dönemi. Yani bu salgından bir kurtuluşa vesile olması tabii ki duamız, temennimiz. İnşallah Ramazan ayı da buna bir vesile olur. Tabii görevlilerimiz gerçekten canla başla hizmetlerini yerine getiriyorlar. Bir taraftan 5 vakit dediğim gibi camide görevlerini yapıyorlar. Kur'an kursu öğreticilerimiz belli bir kısmı online olarak, belli bir kısmı yüz yüze görevlerine devam ediyor. Bir taraftan da biraz önce de söyledim. Toplumumuza, milletimize hizmetlerine devam ediyor. Yani o filyasyon ekiplerinde, vefa destek gruplarında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gidip ihtiyaçlarını gideriyorlar. Bu sebeple de aşırı bir yorgunluklar da oluyor tabii ki. Ama bu yorgunlukları milletimize hizmette insanlarımızın o güler yüzünü görünce bu yorgunluklar da ortadan kalkmış oluyor. Efendim, imamlarımız, müezzinlerimiz, kayyumlarımız hem ibadet olarak camideki görevlerine devam ediyorlar, hem de sahada özellikle köydeki imamlarımız pazar yerleriydi, marketlerdi, buralara gelip büyük risk altında çalışıyorlar. Vaka olarak imamlarımız da, müezzinlerimiz de, din görevlilerimiz de oran nedir efendim? Siz kayıplar, görev şehitleri, durumlar nedir efendim? Tabii ki şu anda bir taraftan görev yaparken bir taraftan da o ekiplerde görevli olmaları hasebiyle otomatikmen salgına birebir karşı karşıyalar. Bu sebeple de vefat eden arkadaşlarımız var. Allah hepsine rahmet eylesin. Şu anda hasta olan arkadaşlarımız var. Tabii son belki rakam eksik veya fazla olabilir ama 50'ye yakın şu ana kadar bir yıldır din görevlisi, Diyanet çalışanlarımızdan vefat eden, Covid-19 salgını sebebiyle vefat eden görevlerimiz oldu.
Şu anda tabii ki hasta olanları sayı olarak bilme şansımız yok. Çünkü değişiyor. Çeşitli zamanlarda veya illerde farklılıklar da gösterebiliyor. Ama özellikle son günlerde bu biraz daha artış haline geldi. Bu sebeple de biz Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve özellikle de Sağlık Bakanlığı'na bir çağrımız olmuştu. Tabi bu Aralık 2020 ayında yazılı da müracaat ettik. Din görevlerinin aşılama sırasında ilk sıralara alınmasını talep etmiştik. Tabi öncelik talebimiz oldu. Çünkü biliyorsunuz camilerde kapalı mekanlar, vatandaşlarımızla, insanlarımızla birebir irtibat halindeler. Özellikle Ramazan geldi, şimdi insanlar mukabele okuyor. Bir taraftan dini sorularını gelip hocalarımıza soruyorlar. Bir yakınlaşma var, bir temas var. Bu sebeple din görevlerimizin bir tarafta işte biraz önce bahsettiğimiz bu filyasyon ekipleri ve vefa destek gruplarında o temaslı insanlarımızla, vatandaşlarımızla birebir diyalog halindeler. Bu sebeple bu aşılamada bir öncelik haline getirilmesini talep ettik. Şu ana kadar Sağlık Bakanlığı'ndan olumlu bir cevap da alamadık. Aracılığınızla bunu bir kez daha yinelemiş olalım. Mutlaka din görevlerimizin aşılamada öncelik sırasına alınmasını tekrar talep ediyoruz. Tabii sadece din görevlileri değil, bütün toplumun, işte hep sağlıkçıların da söylediği gibi doktorlarımızın %70-75'e yakını toplumun aşılanması gerekir ki bu işi biraz daha hızlı ve rahat atlatalım. İnşallah bekliyoruz, talep ediyoruz. Evet. Peki din hizmetleri görevlileri, arkadaşların, çalışanların sizin tespit ettiğiniz eksikleri, istekleri, talepleri neler başkanım? Sizin sendika olarak gözlemleriniz nedir? Eksikler olarak. Şöyle tabii din görevlisi veya diyanet çalışanı veya kamu çalışanı olarak genel anlamda da baktığımızda problemlerimiz çok. Yani bunları belki saymakla bitiremeyiz. Tabii bu ya problemler tabii mücadele ettiğiniz şeyler. En fazla belki yoğunlaştığımız veya bize çok yansıyan konular var. Bunların başında şu anda en fazla çalışanlarımızın bizlerden beklentileri, talepleri Sayın Cumhurbaşkanımızın 3 yıl önce talep ettiği, yani söz verdiği işin doğrusu 3600 ek göstergenin, çünkü orada 4 sınıf sayılmıştı. 4 sınıftan biri de din görevlileriydi. Tabii biz bunu sadece din görevlileri bağlamında değil, bütün kamu çalışanlarına yansıyacak şekilde emniyet, sağlık, öğretmen ve din görevlileri. Ama biz burada dediğim gibi sadece bu 4 sınıfın değil, bütün kamu çalışanlarının bundan faydalanması. Bununla ilgili de zaten biz bir çalışma yaptık. Bu şu anda da zaten mecliste bir kanun teklifi verildi. Bunun bir an önce çıkması. Beklentiler en fazla söylenen veya beklenilen şey. İkincisi yine çalışanlarımızın bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nda var. İmam Hatip, Müezzin, Kayyım, Kur'an Kursu Üyesi özellikle arkadaşlarımız. 4-5 sözleşmeli çalışan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız da gerçekten şu anda mağdur durumdalar. Yani neyle mağdur durumdalar? Görevdeler ama nakillerinde veya görev yerlerin değişikliklerinde, ünvan değişikliklerinde, özlük haklarında bir sıkıntı yok. Yani kadroluyla dört belli çalışan arkadaşlarımızın maaş noktasında bir sıkıntı yok. Ancak burada ayrıştıkları yer, şu an 4-5 sözleşmeli arkadaşlarımız merkezlerde görev alamıyorlar. Yani hep kırsal kesimlerde görev yapmak durumdalar. Artı eş durumlarından tayinleri olamıyor. İkincisi ünvanlarını değiştiremiyorlar. Yani imamsa imam olarak kalıyor, müezzinse müezzin, Kur'an kursu öğretisi öyle devam ediyor. Yani bir görevde yükselme şansı yok. Ünvan değişikliği şansı yok. O yüzden bu mağduriyet giderilmeli. Bununla ilgili de bir kanun teklifi zaten bekliyor bu arkadaşlarımızın kadroya geçmesi. Bu devletimize de büyük değil. Çünkü dört belli sözleşmeli. Şu anda sözleşmeliler arasında da ikili bir yapı ortaya çıktı. Bir kısmı yani 2019'dan sonra başlayanlar 3+1 sistemine dediğimiz o sisteme tabi 4 yıl bir yerde görev yaptığında kadroya geçmiş olacaklar. 2019 öncesi çalışan ki Diyanet'te sadece Diyanet'te 18 bine yakın çalışan var. Bunlar süresiz sözleşmeli. Yani aralarında bir ayrıştırma oldu. Arada bir farklılık getirildi. Şimdi bu arkadaşların aileleri ayrı yerde yaşıyor. Yani eşi A ilinde, kendisi farklı bir ilde. Çünkü eş durumundan tayin yapılamıyor.
Bu yüzden çocuklar da ortada kalıyor. Ya annelerinde ya babalarında veya bir hafta birinde bir hafta birinde. Bu sebeple bunların da bir an önce kadroya geçirilmesi gerekir ki şu anda 2019 öncesi başlayanlar mahkemelere vermeye başladılar. Bölünmüş bir aile oluyor. Aile birlikleriyle engelli. Tabii yani şimdi anayasamızın maddesi ilgili 10. madde yanlış hatırlamıyorsam aile bütünlüğünü vaaz ediyor. Yani aile bütünlüğünü siz bozduktan sonra o insanlar ve gelecek nesilleri yok etmiş olursunuz. Şimdi bu 2019 öncesi başlayan arkadaşlarımız mahkemelere veriyorlar. Şu ana kadar 25'e yakın 4-5 sözleşmeli arkadaşımız kadroya geçti. Neyle geçti? Mahkeme kararıyla. Düşünün 18 bine yakın din görevlisi, diyanet çalışanı mahkemelere müracaat ediyor. Yani bu doğru bir yol değildir. O yüzden... İstediğiniz bir yol değildi aslında. Değil tabii. Yani şimdi burada bir kamu çalışanının kadroya geçip geçmemesinin söyleyecek yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkacak kanunla olacak yerdir. Yani hükümetin yapacağı iş değildir. Yani şimdi düşünün bir taraftan biz pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağını getiriyoruz. Bazı işleri evden yapın diye söylüyoruz. Esnek çalışmayı getiriyoruz. Mahkemelerin iş yükü belli. Bir taraftan da insanlara diyoruz ki çalışanlara gidin mahkemeye verin. Yani bu tezatlık. Artı devlete esas yük orada başlıyor. Şimdi 25'e yakın arkadaşımız kazandı. Bunun davayı kazandığı için diğer giderleri kim ne alacak? Devletten alacak. O yüzden aracınızla bunu bir kez daha yineleyelim. Bu arkadaşlarımızın feryadı mutlaka duyulmalı. Kanun hazır. Çok uğraşmaya da gerek yok. Bir an önce Plan Bütçe Komisyonu'ndan, Milli Eğitim Komisyonu'ndan geçer. Meclis Genel Kurulu'ndan kabul edilir ve bu arkadaşlarımız da rahatlar. Hem aradaki o ikilik ortadan kalkmış olur hem de insanlarımız rahatça aileleriyle huzurlu bir şekilde hayat sürmüş olurlar. Eyvallah. Başlıca sorunlar bunlar diyorsunuz. Şu an itibariyle en fazla üzerinde durulan konular bunlar. Tabii bunun yanında dediğim gibi lojmanından tutun da sınav sistemine kadar, atama nakillere kadar, görevlendirmelere kadar veya bir üst görevlerde atamalara kadar problem çoktur. Ancak bu problemlerin giderilmesi de zor değildir. Yani burada yeter ki hem ülkeyi idare edenler hem de kurumları idare edenler istekleri olsun. Bu işe bir anlayış ortaya koysunlar. Biz Türk Diyanet Vakıf Sendikası olarak burada olumlu atılacak her işin yanında olduğumuzu zaten hep söylüyoruz ve burada sadece eleştiri anlamında değil. Biz üreten, yol gösteren bir anlayışla olaylara bakıyoruz. Çünkü biz sendikacılığı devletimizin, milletimizin huzurlu, mutlu, yarınlara daha güçlü bir şekilde gitmesi noktasında bir sendikal anlayışımız var. Yine sendikacılığı yaparken kurumlarımızın, kurumsal yapılarının bozulmadan herkesin mutlu bir hayat sürebileceği bir anlayışla çalışanların birbiriyle uğraşmadığı, birbirine kötü gözle bakmadığı bir anlayışla üreten, verimli hale gelebilecek bir çalışan profilinin oluşmasına katkı sunmak istiyoruz. Ha bunun için de şu gereklidir, önemlidir. Yani burada Yüce Allah emaneti işi ehline verin diyor. Biz de hem ülkeyi idare edenlerden hem de kurumları idare edenlerden özellikle atamalarda, nakillerde ehil insanlara, liyakatli insanlara yer verilmesi, öncelik verilmesi. Yani bir sendikaya öncelik veya bir derneğe öncelik veya bir görüşe öncelik değil. Hak edenin hak ettiği yere kendi hakkıyla, bilgisiyle, becerisiyle gelebileceği bir sistemin oluşması gerekir ki burada insanlar, kamu çalışanları en basit bir işleri için işte sendikaların kapısına, siyasetçilerin kapısına veya hatırlı kişilerin kapısına gitmesin. Evet. Çünkü bu insanlık onuruna da aykırı. Çünkü Yüce Allah bizleri en şerefli varlık olarak yaratmıştır. Yani birilerinin gidip kapısında el pençe divan dursun diye biz yaratılmadık. Evet. O yüzden biz sendika olarak bütün kamu çalışanlarını kucaklayan bir anlayışla, herkesin farklı görüşü olabilir, farklı dünya görüşleri olabilir ama herkesin sadakat göstermesi gereken Yüce Türk Devleti'nin varlığı, birliği, beraberliği ve bu millete hizmet anlayışıdır. Onun haricindekiler oturulur, konuşulur, bakılır. Bu sebeple özellikle de Ramazan ayı vesilesiyle biraz daha insanların birbirine saygılı,
birbirini anlayabilen, sevgiyle bakabilen bir anlayışla olaylara bakarsa inşallah sonuçta hayır olur, iyi olur diye düşünüyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Yavaş. Teşekkür ederim, sağ olun.